Değerli terazi burçları, ay burcu terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlarım. Bakalım 15-21 Aralık arası sizleri neler bekliyor bir cumadan bir cumaya. Cumanız hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun arkadaşlar. Tek tek yorumlamaya çalışacağım terazi burçları. Bakalım bu hafta neler var, neler yok. Mümin suresi 23-24 der ki Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a da onlar bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Böylece o Musa tarafımızdan kendilerine hakkı getirince onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınları ise sağ bırakın dediler. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkacaktır. Burada nefsimizle mücadele, yine Firavun'un azgınlıklarından söz eden güzel bir ayetten söz ediyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak bu hafta. Tek tek yorumlamaya çalışacağım hayırlısıyla. Evet. Şimdi evinizdeki atmosfer olsun, iş yerinizdeki durumlar olsun, bazı tartışmalar olabilir, ailevi durumlar olabilir, risk alabilirsiniz. Dürtüsel ve ani karar vermekten sakının arkadaşlar. Bazı sıkıntılı süreçleri yaratabilirsiniz. Biraz evde olsun, iş yerinde olsun, yanlış anlaşılmalar çok olabilir bu hafta. Eski aşklar, bekarlar için diyorum tabi, ya da işte diyeyim evliyseniz, eski aşklar, eski sevgililer, eski flörtlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle bekarları uyarıyorum. Tekrar başlayalım diyebilirler. Bu 3 günle 3 hafta arasında değişen dönemde birileri geri gelebilir. Seni de yalvar yakar tekrar barışalım diyebilir. Bu ilişkide hiçbir güzellik kalmamış. Hiçbir dürüstlük kalmamış. Tekrar denersen ortalık karışacak, kafan karışacak. Hiçbir şekilde konuşmadan, hiçbir şekilde hayır bitti diyerek bir iki kelimeyle gönderebilirsiniz. Çünkü bu geri dönüşler yine sizin boşluğa düşmenize, hayal kırıklığı yaşamanıza, toplumsal uyumsuzluğa sebep olacak. Kısacası yüreğine bomba gibi düşecek. Bir daha gerek yok. Zaten iyi olsanız ayrılmazdınız arkadaşlar. Ben tekrar dönenlere fırsat vermeyin diyorum. Bakınız her hafta böyle değil terazi burçları. Bu hafta gerek yıldızların birbiriyle etkileşimi, olumsuz açısı var, çok fazla kare var, çok fazla karşıt açı var. Bu da sizin yanlış kararlar alabileceğinizi, masum olduğunuzu, fakat karşıdaki kişilerin hilesini de gösteriyor. Yani hiyanet edebilir, seni kullanabilir. Bunun da farkına var diyorum. Kendini nasıl hissedersin? Böyle bir tekrar başlarsan kurban rolünde hissedeceksin. Daha önce yapılan haksızlıklar gözünün önüne gelecek. Tartışmalar büyüyebilir. Mevcut ilişkin tehlikeye girebilir. Bunları görmezden gelin ve gönderin. En iyisi, en güzeli bu olacaktır arkadaşlar. Terazi burçlarının aslan burçlarıyla ve balık burçlarıyla ilişkilerinde önemli düzelmeler bekliyorum. Eğer aslan ya da balık burçlarıyla ilişki yaşıyorsanız travmatik durumlar gitmiş, sorunlar bitmiş, çok güzel bir uyum olmuş diyebilirim. Hayal kırıklığının yerini böyle verimli bir ilişki ve çabucak birbirini destekleme alacak arkadaşlar. Ruhun aydınlanacak, ruhun manevi olarak yücelecek. Özgür iradenle hareket edeceksin. Merak ettiğin ne konu varsa hayırlısıyla terazi burçları rayına oturacak. Tek değil, çift olarak geliyorsun.
Kalbin boş bile olsa bir şekilde dolacak. Bir platonik aşk gerçek olacak. Gizemli durumlardan kurtulacaksın. İçten samimi davranacaksın. Kendinle ilgili yenilenmeler çok güzel olacak. Sezgilerinize güvenin. Özellikle rüyalarınızı ve sembol dünyasını iyi kullanın. Evren sana yaşama gücü sunarken iyi yakalamaya bakacaksınız. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi, belirsizliklerinizi, karmaşaları bir yana bırakacaksınız. Kariyerinizde ilerleme dönemi olacak. Karar vermek için, atılımlar yapmak için güzel, uygun bir haftada olacaksınız. Yine bakınız eskilerin, hani eski sevgili gelirken yarım bırakılma, yani bu duygusal anlamı bir köşeye bırakıyoruz. Şimdi kararımızı verdik. Yani en azından ben öneride bulundum. Dedim eski sevgililer gelebilir. Onları bir tekrar gönderin. Bir hayır görmeyeceksiniz dedim. Yarım bırakılmış işler de dosyalama işleri olabilir. Ev düzeni olabilir. Daha önce diyelim pazarlık yapıp alamadığın bir mal mülk durumu olabilir. Bunlar da gündeme gelecek. Daha önce alamadığın bir mal mülk varsa bu tekrar fırsat olarak gelecek, alabilirsin. İstikrarlı olacağını, inancını koruyacaksın ve de babanızla ilgili bir sorun da çözülüyor terazi burçları. Nedense bilemiyorum, bir babayla ilgili sağlık sorunu da çözülüyor diyor. Evet. Sezgisel hareket edeceksin. İçten hareket edeceksin. Uyumlu gözüküyorsun sevgili dostum. Evet. Yalnız arkadaşlar uzakta bir düşman var. Yani uzaktan uzağa sizinle uğraşan birileri var. Sırttan hançerlemeye çalışıyor. Dikkat edin terazi burcu hanımı ve beyleri. Uzaktan uzağa travmalı bir insan. Açık tenli bir insan. Beyaz böyle yeşil gözlü gibi. Erkek ya da kadın. Ama ben böyle bir daha çok bir erkek enerjisi baktım, gördüm. Böyle bir sinsi biri, bencil biri, açık yeşil, açık tenli, beyaz veya kumral tenli işte ve yeşil gözlü birisi olarak görüyorum. Dikkat edin, kadın ya da erkek, bundan hiç iyi bir enerji gelmiyor sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi her an arkadan hançerlemeye hazır. Evet, çatışmaları, gerginlikleri bitireceğini, biraz sinirlenmeler olabilir. Bunlardan kurtulacağını, kavga, tartışmalı ortam ve ayrılıkların düzene gireceğini söyleyebilirim. Anlaşmazlıklar olabilir, parasal kayıplar olabilir. Bunları da çözeceksin sevgili dostum. Evet. Ev içine dikkat edin. Evde işte su boruları, mutfak, banyo giderleri gibi konular. Böyle bir seni yorabilir. Alerjilere dikkat edin. Gıda zehirlenmelerine. Biraz bu hafta pek çok terazi burcu sağlığına daha fazla dikkat etsin lütfen. Ödem, şişlik, uykusuzluk, alerjiler bunlar çok mümkün arkadaşlar. Çünkü evde de bir toksin durum var. Evde de bir tartışma ya da işte dediğim gibi bir su borusunda tıkanıklık, bir akışta tıkanıklık, sizin de vücudunuzda da bir ödem oluşması gibi alerjik reaksiyonlar, sinirsel ataklar olması mümkün. Bunlara dikkat ederseniz bence sıkıntı yaşamazsınız. Terazi burçlarının bakalım. Kariyer konusunda iyisiniz. Kariyer konusunda iyisiniz. Beklediğiniz resmi evrak gelecek, onaylanacak. Mezuniyet belgesi gibi, bir sertifika gibi, terfi kazanç gibi sizi sevindiren onaylı bir belge çıkıyor. Çalışkan, azimli ve hırslı olacaksınız. Dileklerinizin gerçeğe döndüğünü göreceksiniz. Parasal
biraz zorluklar olabilir ama ortadan kalkması mümkün. Telefon konuşmaları para atağını gösteriyor, para artışını gösteriyor. Bir yerden bir para girişi, bir ticari girişimin olumlu sonuçlanması, aşk anlamında görüşmeler, konuşmalar, baş başa vermeler olabilir. Yani evlilikte bazı sorunlar olabilir, ilişkilerde sorunlar olabilir ama böyle bir ilişkilerde, ikili ilişkilerde çok güzel dönemeçlerde olacak. Zorlukların ortadan kalktığına şahit olacaksınız. Ya Melik zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 91'dir. Yaratıcı ve saltanat sahibi, destekleyici olan demektir. Melik sahip olma, destekleme, iyilikle dolu olmak anlamındadır. Videonun altına yazacağım arkadaşlar. Ya Melik 91. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın efendim. Bolca sevgi gönderiyorum.